Aydın Meclis Başkan Vekili bugün burayı yönetmiyor olsaydı, bugün konuşmama konu olan hadiseyi ben bu mikrofonlardan Türkiye kamuoyuna dinletecektim. Bütün milletvekillerine dinletecektim. Sözünü ettiğim olay şu. 8 Kasım 2014. Çokça tekrarlanan ama 8 Kasım'da kayıtlara alınan, kamera kaydına alınan Hakkari Yüksekova ilçe merkezinde polisin halka küfürlü anonsunu dinletecekti. Ağza alınmayacak. Kayıtlarda bile, haber kayıtlarında bile nokta 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 şeklinde geçen valinin ve kaymakamın da kabul ettiği küfürler. Yani öyle montaj falan olmayan, montajla üstü örtülemeyecek nitelikte olan küfürlerden söz ediyorum. Sokakta polis halkı tahrik etmek için araçlarında siren çaldırıyor. Tomalardan dükkanlara su sıkıyor ve anons yaparak, halka küfrederek çıkın dışarıya hesaplaşalım diyor. Böyle vahim bir olaydan söz ediyorum. Afaki bir şeyden söz etmiyorum. Başta söyledim. Eğer bugün burada bir kadın meclis başkan vekilliği yapmamış olsaydı, ben bu küfürlü konuşmaları bu mikrofondan herkese dinletecektim. Artık buna dur diyeceğimiz bir yerdeyiz. Bu tarihlere dur diyeceğimiz bir yerdeyiz. Defalarca bu meclisi göreve davet ettik. 6-7-8 Ekim olayları denildi, durdu. Herkesin ağzında sakız. Defalarca bu meclisi burada göreve davet ettik. Buyurun gelin. Yüksekova'daki 3 askerin ölümü de dahil. Bingöl'deki polislerin öldürülmesi ve yaralanması olayı da dahil. Dargeçi, Diyarbakır, Kurtalan, Varto hepsi de dahil olmak üzere. Meclis araştırmaz komisyonu kuralım. Birlikte bu olayların hepsinin üzerine gidelim. Buradan defalarca meclisi göreve davet ettik. 3 defa önerge, sırf bu mesele nedeniyle önerge indirdik. Ama her defasında burada reddedildi. Yüksekova merkezden de söyledim. Çağrıda bulundum. Meclisteki irade, siyasi irade, meclis araştırma komisyonu kurmuyor. En azından meclis insan hakları inceleme komisyonu buradan çağrımıza kulak versin dedim. Yüksekova'ya gelsin, Hakkari'ye gelsin. Buradaki devletin kolluk görevlisinin fütursuz yaklaşımlarını, halka yaklaşımlarını yerinde incelesin. Sorunları yerinde tespit etsin. O çağrıyı Yüksekova merkezden yaptım. 1 Kasım'da yaptım. Çağrımıza karşılık 8 Kasım'da polisin yine aynı noktada, bizim meclisi göreve çağırdığımız noktadan polisin bize cevabı küfürlü konuşma olmuştur. Küfürlü anons olmuştur. Şimdi bunun üzerine söylenebilecek ne var? Küfre karşılık söylenebilecek ne var? Ne söylememizi bekliyorsunuz? Bu küfre karşı nasıl bir karşılık vermemiz gerekiyor? Size soruyorum. Vicdanınıza soruyorum. İnsanlığınıza soruyorum. Yüksekova'daki esnafın, halkın duygusunu buradan anlamanızı istiyorum. Taşa mermiyle karşılık verirsiniz. Bu küfre neyle karşılık verirsiniz? Hadi size sorun. Taşa mermiyle karşılık verdiniz. Raporlarla ortaya çıktı. Polis kurşunuyla 6-7-8 Ekim olaylarında yaşamını yitirenlerin sayısı 17. Taşa mermiyle güzel cevap vermişsiniz. Bu küfre nasıl cevap vereceksiniz? Cevabı size soruyorum. Bu küfre